Acayip Tarifler mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizinle domatesli şehriye çorbası yapıyoruz. Çorbamız için tencereye 2 yemek kaşığı tereyağını alıp eritiyoruz. Ben bugün kendi yaptığım domates konservesini kullandım. 4 tane olgun domates rendesine eşittir. Eğer elinizde domates konservesi yoksa 4 tane domatesi böyle orta boy rendeleyip aynı şekilde tereyağında kavurabilirsiniz. Benim yaptığım konserve biraz konsantre olduğu için ben çok uzun süre kavurmadım. Siz eğer normal domatesle yapıyorsanız domates suyunu çekene kadar tereyağında kavurmanız gerekiyor. Bu şekilde orta ateşte domatesi kavuruyorum. Ben bir gün önce yaptığım mantının suyunu ayırmıştım. Mantı suyuyla yapıyorum çorbamı ama tabii ki normal su da kullanabilirsiniz. Sadece ben o mantı suyunu ziyan etmek istemediğim için çorbamda kullandım. Eğer mantı yapıyorsanız size de bu şekilde tavsiye ederim. Çorbamın suyunu ekledikten sonra kaynaması için kapağını kapatıyorum. Kaynadığını gördükten sonra artık şehriyeleri ekleyeceğim. Şöyle bir karıştırıyorum ve yarım çay bardağı arpa şehriyeyi kaynayan çorbama ekliyorum. Gerekli olan bütün ölçüleri açıklama kutusunda bulabilirsiniz. Su ve şehriye oranı çok iyidir bu çorbanın. Genelde insanlar şehriye çorbası yaparken şehriyesinin çok olmasından şikayet ederler ama bunun gerçekten su ve şehriye oranı çok iyi oluyor. Ara ara karıştırarak şehriyeler yumuşayana kadar pişirmeye devam ediyorum ve bu aşamada kapağını tam kapamıyorum çünkü taşma yapabiliyor. İsterseniz tavuk suyu veya et suyuyla da bu çorba çok lezzetli olur. Artık piştiğini görünce çorbamın altını kapatıyorum. Şöyle sıcağının geçmesi için biraz ağzı açık bir vaziyette ara ara karıştırıyorum. Çok kaynar bir vaziyette olmasını istemiyorum çünkü çorbama krema ekleyeceğim. Öncesinde bir çay kaşığı karabiberi ekleyip iyice karıştırıyorum. Ben sadece tuz ve karabiber kullanıyorum. Başka bir şey eklemiyorum. Gördüğünüz gibi artık kaynama ısısının altına düştü. Fokurdamıyor çorba. 2 yemek kaşığı kremayı ekleyip krema iyice eriyip çorbaya karışana kadar iyice karıştırıyorum hızlı bir şekilde. Çünkü krema çok sıcak bir çorbaya eklenirse kesiliyor. Bu yüzden kaynar bir haldeyken eklememeniz gerekiyor. Şimdi artık çorbamın servisini yapabilirim. Bu çorbanın tadı gerçekten çok ama çok güzel oluyor. Daha önce böyle kremalı denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Gördüğünüz gibi kıvamı da muhteşem. Arzuya bağlı olarak üzerine maydanoz serperek servis yapabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.